Merhaba canlar, yeni kanalımda tekrar birlikteyiz. Tanıtımı saymazsak ilk videomuz, önceki videolar maalesef kanal kapandığı için iptal oldu. İnşallah yeniden başlayacağız, yeni videolar çekeceğiz, yeni canlı yayınlar yapacağız. İnşallah tekrar birlikte olmak istiyorum sizlerle. Evet, oyunumuz Heroes Might and Magic 3. HD versiyonu. Steam'de şu anki fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 179 lira ama Steam'deki indirimleri takip ederseniz, ben de takip edip size kanaldan Epic Games olsun, Ubisoft olsun, Steam olsun, ücretsiz ya da indirimli oyunları anlatmaya, tanıtmaya çalışacağım, haberdar etmeye çalışacağım. Bu arada şu an beni görüyorsunuz ama kamera görüntüsünü ara ara oyunlarda ve bu videoda dahil olmak üzere kapatacağım, açacağım. Çünkü oyunu oynarken bu sefer sizin ekranda bazı şeyleri görmenizi engelleyebiliyorum. Kameranın konumunu değiştirsem de başka bir şey kaybolabiliyor, görünemeyebiliyor. Benim sürekli görünmeme zaten gerek yok. Şimdi menülerden başlayalım. New Game, yani yeni oyun. Yüklenmiş oyun, önceden yüklediğiniz, kaydettiğiniz oyunlara devam etmek için yüksek skorlar ya da oyuna emeği geçenler gibi tanıtımların olduğu bir ana ekranımız var. New Game diyorum. Burada 4 tane seçenek çıkıyor karşımıza. Tutorial, bildiğiniz gibi öğretici bölüm, oyunu anlamanız için, bilmeyen kardeşlerim için. Ben zaten bu videoda biraz anlatacağım ama oradan da adım adım gidebilirsiniz. Camping, bu bölümü oynayacağız. Kısa bir süre size tanıtacağım. Çok kapsamlı seri bir video yapmayacağım. Çünkü oyun çok kapsamlı bir oyun zaten. Bir bölüm bayağı bir uzun sürebiliyor. Saatlerce sürüyor. Hatta sabahtan akşama kadar sürdüğü de olabiliyor. O yüzden tek bir videoda tanıtım olarak geçeceğim. Ayrıca Heroes serisinin en tutulan, en beğenilen versiyonu olduğunu da söyleyeyim. Mesela Heroes 3 Heroes 5 de çıktı ama bunun kadar tutulmadı. Bu gerçekten tam bir klasik diyebilirim. Single senaryo bölümüne bakalım. Burada çeşitli senaryolar var. Aşağıya kadar böyle gidiyor. İstediğinizi seçerek ya da sırayla oynayabilirsiniz. Burada çeşitli zorlukları seçebilirsiniz. Normalde kalsın şu anda %100. Eğer begin dersek başlarız. Bekliyorum şimdi. Camping'e bakacağız. Ama biz multiplayer'i de bir görelim. Buradan tıkladığınız zaman, eğer server açmış birisi varsa, birileri varsa onların serverına katılıp oynayabilirsiniz ama dediğim gibi şu an kimse yok. Eğer host derseniz kendiniz bir host kurarsınız, bir isim verirsiniz, bir şifre belirlersiniz, arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Buradan da geri gelelim ve campingle başlayalım. Camping ekranında bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi karanlık olanlar var. Bunları bitirmeden bunlar açılmıyor. Yani bir şeyleri geçeceksiniz ki bir şeyler kazanasınız. Bu arada tekrar ben görüntümü kapatayım. Şurayı engel oluyordu çünkü. Evet, görüntümü kapalı kalsın. Buradan ilk senaryodan biraz oynayıp, oyunu biraz tanıtıp geçeceğiz inşallah. Ana haritamız bu. Bu hero için, bu senaryo için bu. Buraları aldıkça, bölümleri geçtikçe buralar mavi oluyor. Ve haritayı ele geçirmiş oluyorsunuz. Son nokta sanırım burasıydı. Burada bize her bölüm başında ne seçeceğimizi söylüyor. Çeşitli seçenekler buluyor. Elementler verebilir. İşte bu mızraklı askerlerden verebilir ya da çadır verebilir. Bunları ben genelde Türkçe tabirler kullanıyorum. Oyundaki isimleri tabii ki İngilizce olduğu için farklı. Anlaşılabilmesi için bu mızraklı asker diyorum. Mesela barak demiyorum, kılıçlı asker diyorum gibi. Şimdi ben çadırı seçeceğim. Bu çadırın bize first aid, yani iyileştirme veriyor. O yüzden önemli. Daha az asker kaybederek savaşlarımızı tamamlamamızı sağlıyor. Bunları zaten çevreden toplayabiliriz. Tabii size kalmış seçenek. Ben bunu seçtim diye siz de onu seçmek zorunda değilsiniz. Sizin stratejinize kalmış. Başlayalım. Şimdi bir tanıtım geçecek. Burada ana konuyu anlatıyor. Geçiyorum. Yine bize oyun hakkında çeşitli bilgiler veriyor, bölüm hakkında ve iyi şanslar diyor. Bu bizim ana kalemiz, bu da ana kahramanımız. Üzerindeki askerler, kahramana tıkladığımız zaman özelliklerini görebiliyoruz. İşte kaçıncı level, büyüleri, saldırısı, savunması, ne kadar manası var. Yani ilk başta mesela iki kere büyü yaptığınız zaman büyünüz bitebiliyor. Ama ileriki level, pardon,
İleriki levellerde bunu yükselttiğiniz zaman şu an seviye 1 daha fazla büyü yapabiliyorsunuz. Bu yükseldiği zaman da daha güçlü büyüler yapabiliyorsunuz. Bunlar defansınızı, bunlar da atak gücünüzü arttırıyor. Ayrıca şuradaki itemler var. Buraya itemler savaştıkça kazanabiliyorsunuz. Bu balista bu kahramanın özelliğinden gelen bir özellik. Çadırı da bildiğiniz gibi az önce ben seçmiştim. Evet, bir de ana kalemize girmeden önce şuradaki kahramanlar bu her bölümde çıkmaz, ilk bölümde çıkıyor. Bize böyle akrep dediğimiz zaman katılıyorlar. Oyunumuz sıra tabanlı oynanıyor. Şuradaki yeşil bizim ne kadar hareket hamlemiz kaldığını gösteriyor. Şu anda hepsi yeşil ama birazdan göreceğiz. Bir kaleye girelim. Burası bizim ana binamız. Buradan çeşitli bina geliştirmelerini yapabiliyoruz. İşte Town Hall mesela geliştirirsek günde 1000 tane altın vereceğim sana diyor eğer burayı geliştirirsen. İşte Blacksmith az önce gösterdiğim burası balista veriyor. Kaleden kaleye değişebiliyor bu. Her kalenin farklı özellikleri oluyor. Kimisi çadır veriyor, kimisi balista veriyor, kimisi başka ekipman veriyor. İşte marketten fazla olan kaynaklarımızı, şurada kaynakları gösteriyor. Birbiriyle takas ederek ya da paraya çevirerek binaları yapmak için kullanmamızı sağlıyor. Çünkü şöyle bir şey var mesela. Town Hall'ı yükseltelim biz. Her gün bir yükseltme yapabiliyorsunuz. Diğerleri kırmızı oldu bakın. Mesela şuraya tıklayın, sağ tık yaptığınız zaman bu binayı yapabilmek için blacksmith ve barak yapmanız gerekiyor. Ayrıca 5 kömür 1000 gold istiyor. Buraya tıkladığınız zaman mesela 5 odun, 5 kömür, 1000 gold istiyor. Bir market istemiyor veya yani bir bina istemiyor. Bu binaları yaptıkça birbirlerinin kilitlerini açıyoruz. Yani gene birkaç kere daha girip bakacağız buraya. Burada askerlerimizi görüyoruz. Üretilmiş. Bunları satın alabiliyoruz şu şekilde. Bakın şurada her aldığında param azalıyor. Bu para bittiğinde artık asker alamazsınız ama dediğim gibi Town Hall'ı yükselttikçe ya da haritadaki altın kaynaklarını ele geçirdikçe paramız artacaktır. Kahramanları bu şekilde tıklayıp tekrar almak istediğimiz yere alarak kendi saflarımıza katabiliyoruz. Ayrıca mesela bundan çok var değil mi? Bunu bölmek istiyorum. Daha fazla hamle şansı savaşta elde etmek için. Bir kere tıkladığım zaman şurada şöyle bir şey çıkıyor. Nereye bölmek istiyorsun diyor bana. Bunlar yandı. Bölüyorum. Ortalama yarı yarıya yaptım. Artık bir hamle fazladan yapabileceğim. Şurası bizim büyü öğrendiğimiz yer. Meşgal. Buraya bir kere tıkladığınız zaman artık büyü öğrenmiş oluyor. İlk seferinde soruyor bunu. Ondan sonra her kaleye geldiğinizde şöyle bir tıklayıp bakarsanız. Çünkü bunun da kademeleri yükseltiliyor. Şu anda birinci seviyede. İkiye yükselmek için de bakın neler istediğini görebiliyoruz. Bu kaynaklar değişiyor sürekli. Binaya göre, kademeye göre artabiliyor. Evet, kalemizden çıkalım. Şimdi şuraya gidelim bakalım ne varmış. Burada bize Lightning Bolt büyüsü öğretmiş oldu. Şu sandıklar da önemli. Evet, şey demiştim, şuradaki hareket puanı. Hareket puanım bitti bakın, sadece bir tık kaldı. Bu her gün yenilenmesi gerekiyor. Sıra tabanlı olduğu için bir ben, bir rakibim şeklinde devam ediyor. Hemen şuraya basarak günümüzü atlatıyoruz. Önce bir hamlemizi daha yapalım. Evet, bir hareket az olmasın. Zaten şu an kahramanımız yeni olduğu için az hamle yapıyor. Bu yürüme mesafeleri diyeyim. Onları da kahramanımız geliştikçe ya da çeşitli itemlerle yükseltebiliyoruz. Evet, ilk günü atlattık. Şimdi şurası yeşil olacak bakın. Buradaki çarpıda bitecek binayı yükseltebilirsin diyecek. Evet, çarpı yük oldu. Hareket puanımız arttı. Buraya geldik. Burada bize işte bu şekilde ya altın ya da çeşitli itemler verebiliyor. Ben genelde 500 ise almıyorum. Altını tercih ediyorum. Ama ilk senaryoda alabilirsiniz. Çünkü zaten birkaç savaş sonrası hemen kahramanımız daha fazla seviye atlayamayacak seviyeye gelecek. Level atlama sistemi şu, diyelim ki puan olarak söyleyeyim. 500 puanla level atlıyorsa ilk leveli, bir dahaki level atlaması 1000 puan, bir dahaki level atlaması 2000 puan.
Ondan sonraki level atlaması 4000. Böyle katlayarak gidiyor. Dolayısıyla level atlaması gittikçe zorlaşıyor. Ama karşımıza çıkan rakipler de güçlendiği için, onların verdiği exp de daha yüksek olduğu için yine level atlayabiliyoruz. Bazı bölümlerde belli bir levelin daha üstüne çıkamıyor kahramanımız. O durumda da yardımcı kahramanları biraz sonra göstereceğim şekilde çıkartıp geliştirerek bir sonraki bölümlerde daha güçlü kahramanlarla oynama şansını elde ediyoruz. Şöyle haritamızda çeşitli odunlar vesaire kaynak toplayabileceğimiz yerler var. Ayrıca büyü falan da öğrenebileceğimiz az önce olduğu gibi yerler var. Bunları bekleyen birileri oluyor. Bunlar genelde bizimle savaşmayı pek hevesli oluyorlar ama eğer kendilerini güçsüz görürlerse bırak beni gideyim diyor. Eğer buraya tıklarsam o yok olacak ve ben burayı direkt ele geçireceğim. Ama ben size savaş ekranını gösterebilmek için şimdi kabul etmeyeceğim ve onunla kısa bir savaş yapacağız. Gördüğünüz gibi çok güçsüz bir rakipti zaten. Kaçmak istedi. Burası bizim hareket puanımız. İleride taktik kazandığımız zaman bu ekrandan daha öncesinde bunların hepsini birer ileriye alıp hatta şuralara kadar bile gelebiliyor. Daha hamle yapmadan ileride başlatıp rakibe direkt saldırılar yapmanızı sağlayabiliyor. Şurada gözüken 29 mesela. Burada aslında bir tane canlı gözüküyor ama aslında o 29 tane. Veya benim şuradaki mısraklı askerim 57 tane. Griffin'im 10 tane. Bunlar savaştıkça öyle bir hamlede ölmüyor. Aslında gördüğünüz 10 tane Griffin, 57 tane mızraklı şeklinde. Evet, şimdi şurada da büyülerimiz var. Az önce öğrenmiştik. Şuradan şöyle tıklayarak burası manamızı gösteriyor. Eğer buna tıklarsam ve buna, yani buraya bakıp 10 manam var ve 10 mana kaplayan bir büyü kullanırsam burası sıfıra düşecek ve bir daha büyü yapamayacağım. O yüzden büyülerinizi biraz mantıklı, biraz düşünerek yapmakta fayda var. Büyü çeşitleri gittikçe, MHK yükseldikçe burada sayfa sayfa sayfalar çoğalacak. Hatta şöyle işte iyilik büyüsü, ateş büyüsü vesaire gibi veya hepsi gibi görebilirsiniz. Burada ayrıca sayfalar da olacak, çoğalacak dediğim gibi. Şimdi ben buna bir büyü yapmayı gerek görmüyorum. Güçlü rakiplerde işte, gerçi size göstermek için şöyle bir büyü yapalım mesela. Buraya geldiniz, üstüne burada kaç tane rakip varsa hangisine büyü yapmak istiyorsanız şu ikon çıkıyor. Basıyorsunuz ve kahramanınız bir büyü atıyor. 29'dan 26'ya düştü. Yani 3 adamı ölmüş oldu. Şimdi şurayı hareket edelim mesela. Griffin'i okçunun önüne aldım ve iyi bir şans geldi. Bir hamle şansı daha verdi bana ama kullanmayacağım. Ben okçumu korumak istiyorum. Genelde uzaktan atanları savaşlarda korumayı tercih ediyorum. Eğer bir hamle yapmayacaksak o elemanla, şuraya tıklayarak o eli geçiriyoruz. Böylece diğer kahramana, daha doğrusu askerimize geçmiş oluyor. Diyelim ki çok güçlü bir rakip geldi. Kaçmak istiyorsunuz. Askerleriniz gidiyor ama kahramanınız mesela 10. level, 15. level bir kahramanınız var. Onu kaybetmek istemiyorsunuz. Savaşı da kaybedeceğinizi anladınız. Buna basarak kaçabilirsiniz. Bir hafta içinde kalelerinizden herhangi birinden onu tekrar satın alabilirsiniz ama askerleriniz yok olur. Onu da belirteyim. Şuradan hemen bir ok atalım. Şimdi dediğim gibi rakip şimdi çok güçsüz. O yüzden çata çat bir savaş ekranı yaşamıyoruz. Diğer adama geçti. Onu da pas geçiyorum. Evet, hareket etti. Bunu da pas geçelim. Biraz hani hareket görelim. Diğer okçuya geldi. Onunla da bir atış yaptık ve öldü. Evet, bize diyor ki atak yapan, yani sen hiç asker kaybetmedin. Karşındaki 29 asker kaybetti. Evet, şuraya tıkladığımız zaman artık bize her gün 2 günde bir odun verecekmiş. Bazıları her gün veriyor, bazıları 2 günde bir veriyor. Verdiği miktar değişiyor vesaire gibi. Evet, hareket şansım bitti. Tekrar ana kaleye gidiyorum ki ana kaleyi geliştirmek çok önemli. Bunu mutlaka unutmayın. Ana kaleyi geliştirmezseniz kahramanlarınız gelişmez. Daha kötü adamlar çıkartırsınız. Daha fazla adamlar çıkartma şansınız olmaz. Mesela şu anda baraka yok, değil mi? Ana binayı baraka yapamıyoruz, pardon.
Ben bunu yapıp hani orada açıldığını size göstermek istemiştim. Blacksmith yapalım ki Blacksmith istiyormuş orayı açmak için. Bakın bir daha sefere sadece kaynakla bir gün sonraki geldiğimizde buradan asker de üretebileceğiz. Şurada artık barak çıkacak. Onu da biraz sonra gösteririm. Evet, kalemizi de geliştirdiğimize göre günü atlatabiliriz. Günü atlattık. Burada bize bu kahramanımızın bir özelliği oluyor. Gündüm mesela 1000 gold bizi kendisi, kendi özelliğinden bu özelliği kazanmışsa kazandırabiliyor. Yani Tanrı Hal'ın gelininin haricinde veya buradaki kaynaklardan gelenlerin haricinde. Şu ağaçlar da önemli. Bunu da bir dahaki el görelim. Bu bize hangi levelde olursak olalım. Pardon, telefonum çaldı, affedersiniz. Hangi levelde olursak olalım. Bir level atlama şansı veriyor. Güzel bir yer o bakımdan. Evet, tekrar günü atlatmadan önce kalemize bakalım. Evet, barak gördüğünüz gibi açıldı. Artık bunu alabilirim. Bakın burada asker çıktı. Artık bunu ürettik ve kalemize dahil ettik. Kaleye geldiğimizde alabiliriz. Ayrıca şöyle bir şey var. Şu an benim görüntüm açıktı sanırım. Onu da artık kapatalım. Evet, kapattık. Çünkü engel olmasın size. Şurada tavern var. Bu kalelerde bazılarında oluyor, bazılarında olmayabiliyor. Buradan çeşitli komutanlar, kahramanlar alabiliyoruz. Her hafta değişiyor. Haftada bir. Eğer beğenmediyseniz, farklı özellikle komutan istediyseniz, oyunu öğrendikçe bunları kendiniz artık karar vereceksiniz. Almayabilirsiniz. Şimdi ben bu kalenin adamı olduğu için bunu almayı tercih ederim. Buradan aldığımız kahramanlarla hem geliştirme yapıp onları da yardımcı kahraman olarak kullanabiliriz. Hem de kahramanımızın sürekli haritanın bir ucundan tekrar kaleye dönmemesi için buradan aldığı askerleri kahramanımıza götürebiliriz. Ayrıca birbirlerinin bilmediği büyüler varsa büyüleri de otomatik olarak öğrenmiş oluyorlar. Birbirlerinde olmayan ekipman, işte item, bunları takas yapabiliyoruz. Onları kendimiz seçenek olarak yapabiliyoruz. Şimdi bunu aldık mesela buradan. Herhangi bir geliştirme şu an olmadığı için mesela şurada eğer upgrade Archery Towers yapsaydım bunu geliştirebilirdim. Buraya çıktıklarında şurada bir ikon daha çıkıyordu ve artık onu gelişmiş olarak kullanabiliyordum. Daha güçlü oluyordu. Şöyle sağ tıkladığınızda size özelliklerini gösteriyor. İşte atak skili, defans skili, şut, damage, yani ne kadar vurduğu, işte health dayanıklılığı gibi özellikleri. Bunu geliştirdiğiniz zaman bunlar da artıyor. Şimdi mesela bunu da çıkartalım kaleden. Kahramanımıza bir gidelim bakalım yetişebiliyor mu? Onu da göstermiş olalım. Evet, aldık buradan mesela askerleri. Buraya verdik. Buradan aldık. Buraya verdik. Bundan da buna verdik mesela. Ondan sonra buradan da buraya verdik. Bu arada kendi görüntüm açık kalmış. Onu da kapattım. Evet, çıkalım bu şekilde. Günü atlatacağız. Kalemizi geliştirmiştik. Burada bize sağ altta ay, gün, hafta olarak hangi zamanda olduğumuzu da gösteriyor. Evet, şu ağacı söylemiştik. O ağaç hangi levelde olursanız olalım bize level atlatıyor. Levelleri atladığımız için de farklı özellikler kazanabiliyoruz. Mesela soldakini seçersem her gün bir miktar kendiliğinden kahramanımız para kazandırabilecek. Ya da bunu seçersek okçuların vuruş gücünü arttırıyor. Bunların kademeleri de aldıkça artabiliyor. Şimdi okçuyu yükselttik mesela. Evet, dördüncü güne gelmişiz bu arada. Birazcık daha haritayı açalım. Buradan mesela 500 gold verdi. Buraya saldırırsak bize atak ya da defans özelliği verecek. Bir saldıralım bakalım. Bu da kaçmak istedi. Savaş sektörünü görmüştük. Tekrar açmıyorum şu anda. Gittikçe gelişen güzel hareketli savaşlar oluyor. Serbest bıraktım. Buna bir tıklayalım. Evet, bize atak verdi. Buraya atak veriyormuş. Defans da verebiliyor. Şurası da söylemiştim. Manamızı arttıran Knoll'u etki veriyor. Onu da bir dahaki günü de yapalım. Görelim. Bu kahramanımızla da çevredeki şeyleri toplayabiliyoruz. Ya da kaleden asker alıp
diğer kahramanımıza götürebiliyoruz. Onu da geliştirebiliyoruz. Seçenekler bize kalıyor. Buradan ne varmış? Burada da gene 1000 esk varmış. Bunu da biraz geliştirelim. Büyülere karşı bir dayanıklılık veriyor bu da. Güzel. Bu da maksimum büyü %50 veriyormuş günde. Şurada mesela değirmen var. Onu da bir dahaki gün şu kaleyi geliştirdikten sonra görelim. Bu haritamız gittikçe açılacak, genişleyecek. Buradan upgrade'lerimizi yapabiliyoruz. Mesela kılıçlıyı üretmiştik. Bunu bir geliştirelim, görelim. Kalede asker şu an olmadığı için geliştiremiyorum ama bakın buradaki asker değişmiş oldu. Burada tekrar bakalım. Eğer mage gayreti yükseltseydim şuradan, burada yeni büyüler açılmış olacaktı. Böyle kademe kademe yükselerek gidiyor yani. Hatta bir yükseltelim mesela mage gayreti yükseliyorsa. Yeni büyüleri de bir oradan görelim. Evet, gördüğünüz gibi yeni büyüler de geldi. Buralar gittikçe doluyor. Açılmamış büyüler de açılıyor. Her kalenin farklı büyüleri, özellikleri olabiliyor. 7 günde olduğunda burada yeni askerler gelecek ve satın alabileceğiz. Burada paramızı gösteriyor. Paramız yettiği sürece alabiliyoruz. Şuradan market yaptığımız zaman market çıkıyor. Olmayan kaynakları birbiriyle takas edebilir, parayla satın alabilir ya da çok fazla olan kaynakları satıp para alabiliriz. Şimdi tekrar ana kahramanıma geldim. Ve dediğim gibi artı bir manamızı arttırmış oldu. Bu harita gittikçe böyle buralar komple açılıyor. Ayrıca yeraltı da var. Görebilseydik güzel olurdu ama şu ana kadar çıkmadı. Şuraya tıkladığımızda yer altında bir şey varsa görebiliyoruz. Bir el daha gidip yer altını görme şansımız var mı? Bir bakalım. Olmazsa videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Şurada bir kaynak kaldı. Bunu da alabiliriz bir dahaki turda. Şuna bir bakalım var mı? Şöyle kuru kafa şeklinde çıkıyor. Olmazsa biraz hızlı hızlı gün atlatıp size göstermek istiyorum. Bu da alsın. Şuraya saldırır ama saldırırsa yenilir. Çünkü güçlü bu. Bunlar artık hangisi güçlüdür, hangisi değildir? Biz ne kadar güçlüyüz oynadıkça alışacaksınız. Şunu alalım şimdi. Boş geçmemiş olsun. Kalemizi gene geliştirelim. Burada mesela Griffin, Bastion, Stabilis falan yaptığınız zaman ürettiğiniz asker sayılarını arttırıyor. 5 asker çıkıyorsa 10 asker çıkıyor. Ortalama mesela söylüyorum. Değişebiliyor. Şimdi neyi geliştirelim? Market yapalım ki buraya gelişsin mesela bir dahaki el. Daha fazla altın gelsin. Dediğim gibi market burası. Mesela çok odun var. Ben para ihtiyacım olsaydı şöyle yapıp istediğiniz gibi bunu değiştirebilirsiniz. Burada şunu da söyleyeyim, HD versiyonda biraz böyle altında, tam şuraya tıklayınca olmuyor da altında veya üstünde tıklamanız gerekebiliyor. Oyunu HD yaparken ufak tefek sıkıntılar olmuş ama çok da önemli değil. Ondan sonra şuraya tıklıyoruz ve bunları sattık, bakın düştü, altınımız çoğaldı. Evet, bir deneyelim bakalım görebilecek miyiz kuru kafa falan. Şu aşağıya geçiş buralarda var mıydı? Evet, maalesef çıkmadı ama bir kuru kafa, şöyle şuna benzeyen bir şey çıkıyor kuru kafa şeklinde. Ona tıkladığınız zaman buranın yer altına iniyoruz ve yer altındaki haritayı açıyoruz. Yani şimdi onları da yapmaya çalışsam video çok fazla uzayacak. O yüzden karşımıza çıkmadı. Bazısında hemen kalenin karşısında çıkıyor. Bazısında böyle uzakta çıkabiliyor. Bunu da yine geliştirelim aynı şekilde atağını ve büyüsünü, daha doğrusu manasını geliştirmiş olduk. Evet, artık bakın marketi de yaptım. Burası stial oldu. Diyor ki 2000 her gün vereceğim diyor. Kabul ediyoruz. 5000 verdik ama her gün 2000 alarak karşılığını alacağız. Şuraya tıkladığınız zaman bütün bu haritanın belli bir kısmını açıyor. Görmenizi sağlıyor. Oyun bu şekilde gidiyor. Değişik özellikler, değişik büyüler. Her kahramanın farklı güçleri, farklı büyüleri oluyor. Her kalede farklı büyüler öğrenebiliyor. Özellikler kazanabiliyor. Gerçekten güzel, kapsamlı bir oyun. Tavsiye ediyorum. Tabii ki çoğu kişi biliyordur bu oyunu ama gençler belki bilmeyenler vardır diye bir tanıtmak istedim ben gene.
Tekrar yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Lütfen destekleri esirgemeyin. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. İstediğiniz, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da lütfen yorumlarda belirtin. Eleştirileriniz varsa onları da belirtin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Eyvallah.